Real TV-nin Türkiye bürosu yaymağını devam ettirir. Deməli, en son dakika haberi var ki, Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xarici İşler Naziri Mike Pompeo arasında telefon danışığı olub. Söhbət təbii ki, sanksiyalarla bağlıdır. Bu məsələyə az sonra qayıdacaq. Yanımda Sinan Oğan, siyasi məsələlər üzrə ekspert. O, son günlər Qarabağ ətrafında gedən proseslərlə bağlı öz şərhini verəcək. Sinan Bey, hər vaxtınız xeyir. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sinan Bey, ilk sualım belə olacaq. İki gün öncə təxminən Hadrutda bir təxribat yaradıldı ermənilər tərəfindən. Və təbii ki, bu hadisədən sonra da haqlı olaraq belə bir sual yaranır. Qarabağda sabitlik necə qorunacaq bundan sonra? Evet. Bu son saldırılar bir kez daha Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın pozisyonunun ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Rus askerleri bölgede ama her tarafa yetemiyorlar ve tek taraflı bir monitoring geçiriyorlar. Halbuki daha önceki tecrübelerimiz bizim Suriye'nin İdlib şehrinde gösteriyordu ki Türk askeriyle Rus askeri ortak devriye hareketi yapıyor ve bu zamanda hiç kimsenin her iki tarafın da şikayetlerini, bu konudaki tecavüzlerini ortak denetleyebiliyordu. Burada Türkiye'nin tezi şuydu, Azerbaycan'la beraber Rus askerlerin olduğu yerde Türk askeri de olsun, bu tür çatışma noktalarında anında istişareyle müdahale edilsin. Şimdi Türkiye ile Rusya'nın ortak merkezinin işte Adam'da olması, Türkiye'nin sadece havadan kontrol yapıyor olması bu tür Ermenilerin saldırılarını artırıyor. Ve bazı Ermeni guldur destelerinin de bölgede olduğunu biliyoruz. Bu Ermeni tecavüzkarlığını, saldırganlığını daha da cesaretlendiriyor. Ben şunu görüyorum, yani bugün her ne kadar Ruslar sadece bir sahada olalım, ortak merkezde yapalım deseler de önümüzdeki süreçte Türkiye'yi davet edeceklerdir. Çünkü Ermenilerin bu saldırılarının önünü almanın başka yolu yok. Türkiye'nin de sahada bu ateşkesi denetliyor konumda olması lazım. Türkiye eğer sahada ateşkesi askerle Ruslarla beraber ortak devriye şeklinde yaparsa o zaman bu tür rejimi pozma hadiselerine rastlanılmaz. Çünkü sahada artık bunun anında önünü almak mümkün olabilir. Bəs ümumiyyətlə dünya praktikasında necədir? İşğaldan azad edilmiş və yaxud da terrorçulardan təmizlənmiş ərazilərdə terrorçular neçə müddət bu cür agresiya göstərir? Şimdi bu tür praktikalarda şu var, bir resmi orduların veyahut da yapıların geri çekilmesi, iki bunlara bunların sözünü dinlemeyen ve bunlardan bağımsız hareket eden guldur destelerinin varlığı. Burada her ikisi de var. Yani hem Ermenistan ordusuna ait bölgede askerler var hem de silah bırakmak istemeyen guldur desteleri var. Dolayısıyla buradaki durum daha çetrefilli. Ve zaman göstermiştir ki, tecrübeler bize göstermiştir ki, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek dünyanın başka yerlerindeki tecrübeler bunu göstermiştir ki, bu çatışmalar bir süre daha devam ediyor. O sebeple zaten mesela İdlib'de Türkiye ile Rusya, siz bu tarafa bakın, biz bu tarafa bakalım dememiştir. Ortak bir şekilde devriye hareketi yapalım demişlerdir. Onun için dünya praktikasında, siz karadan denetleyin, biz işte SİHA'larla, insansız uçaklarla denetleyelim tecrübesi de çok fazla yok. Eninde sonunda gelinecek nokta şudur, Ermenilerin bu guldur destelerinin ve ordu hisselerinin o bölgedeki bu tür tecavüzlerinin önüne geçmenin yolu sahada kara birliklerinin denetim yapması ve tabii biraz da geri çekilmesi, çatışma bölgesinden daha içlere doğru geri çekilmesi gerekir. O da ben önümüzdeki süreç içerisinde, bir 3 aylık süreç içerisinde hal yoluna konacağını düşünüyorum. Ve Türkiye öz hərbiçilerini Azerbaycan'a, xüsusilə də işğaldan azad edilmiş ərazilərə göndərir monitoring mərkəzinə. Bu ümumiyyətlə bölge için ne demektir? Bölge ve Azerbaycan, eləcə də Türkiye için. Bir defa Türkiye'nin barış misyonu dünyanın birçok bölgesinde var. Ben de mecliste bir parlamenter olarak Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesini birçok defa bulunmuş, oy vermiş birisiyim. Somali'den tutunuz da Irak'a kadar, Suriye'ye kadar Türk askeri dünyanın birçok yerinde var. Nerede Türk askeri gitmişse oraya sulh, eminemanlık gelmiştir. Ve hele hele yanı başımızda Güney Kafkasya gibi bir yerde
Türk askerinin olması demek öncelikle kardeş Azerbaycan'a dayak olmak demektir. Onun yanında olmak demektir. Herhangi bir ülkenin Azerbaycan'a artık bir tehdit diliyle konuşmasına engel olmak demektir. Ki Karabağ Savaşı'nda da Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak bir noktadan çıkış etmesinin neticesini hep beraber gördük. İkincisi de barışın daha çabuk gelmesine hizmet edecektir. AGİT Minsk grubu olsun, Fransa olsun, başka provokasyon yapan ülkeler olsun, bölgeye 30 senedir hiçbir şey veremediler. Azerbaycan, Türkiye'de bir söz var, kendi belinin ipini kendisi kesti diye. Azerbaycan bunu kendisi yaptı. Türkiye de bu konuda Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Güney Kafkasya'da Türk askerinin varlığı bir denge getirecektir. Orada bir tarazlık olacaktır. Başka ülkeler, komşu ülkeler vardı. Rus askeri vesaire vardı. Şimdi Türk askeri bunu dengelemiştir. Sinan Bey, bu günler, yani öten günden artık itibaren bir de Azerbaycan, tabii ki Qarabağ meselesi Türkiye için prioritet idi. Diğer prioritet ise Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Türkiye'ye karşı S-400 hava hücumundan müdafiye kompleksine göre tətbiq ettiği sanksiyalardı. Sanksiyalarla bağlı, ümumiyyətlə, bu sanksiyaların tətbiqi Amerika Birleşmiş Devletleri ve Türkiye arasında hansı problemler yaratabilir? Şimdi bunun ortaya konma sebebi Katsa diye, yani Amerika'nın düşmanlarıyla işbirliği yapmak. Şimdi Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yapanlara baktığımızda en başta Amerika geliyor. PKK ile Amerika işbirliği yapıyor. FETÖ ile Amerika işbirliği yapıyor. Dolayısıyla biz kendi savunma sistemimizi güçlendirmek için istediğimiz ülkeden istediğimiz silahı alma serbestisine sahibiz. Türkiye bağımsız bir ülkedir ve Amerika'nın bu yaptığı burada doğru bir şey değil. Biliyorsunuz Türkiye'ye Kıbrıs harekatında 1974 senesinde ambargo uygulandı. O ambargonun sayesinde Türkiye'nin bugün çok güçlü bir savunma sistemi var. Azerbaycan'ın da satın aldığı insansız hava araçları o gün başlanılan çalışmaların bugünkü milli neticeleridir. Bu tür ambargoların bugün zararı olabilir ama gelecek için faydası olacaktır. Biz istemeyiz ambargo uygulasın Amerika. Ama bu Amerika'nın bugün yararını olsa da yarın Amerika'nın zararını olacaktır. Çünkü Türkiye kendi muharip hava gücünü kuracaktır. Nasıl insansız hava aracında Türkiye artık neredeyse dünyada ilk üç ülkeden birisi haline gelmişse, hatta belki birincisi haline gelmişse, bize F-35 uçağını vermiyorlar. Bugün Türkiye'nin kendi üretimi olacak olan milli muharip uçak projesi var. Türkiye bunu daha da hızlandıracak. Belki nasıl F-35'in ortaklarından birisi Türkiye'ydi. Türkiye çünkü sadece uçak satın almayacaktı, üretim de yapacaktı orada. Belki yarın Türkiye'nin milli muharip hava uçağı projesinin bir ortağı Azerbaycan olacaktır belki. Bunun belki böyle bir faydası olacaktır. Çünkü Azerbaycan'ın da bakıyoruz ki bu tür savaş durumlarında hemen bazı ülkeler, Amerika'sı, Fransa'sı, yok ambargo uygulayalım Azerbaycan'a, şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. Belki de bugün artık zaman şunu bize getirmiştir ki bu muharip savaş uçağı, insansız hava aracı gibi veyahut da balistik füzelere karşı, çünkü biliyorsunuz Gence'ye attı Ermeniler, birçok tertere, birçok yere balistik füzeler attılar. Bakü'ye atmaya çalıştılar. Belki Türkiye ile Azerbaycan'ın artık ortak hava savunma gücü kurma zamanı gelmiştir. Bazen böyle kötü şeyler kısa vadede kötü gibi gözükse de orta ve uzun vadede iyi neticeleri olabilir. Bunlardan birisi de, en başlıcası da Türkiye ile Azerbaycan'ın daha da yakınlaşması ve belki de artık silah satın alan değil, silah üreten ve bunu da satan ülke konumuna gelecek olmalarıdır. Hı hı. Türkiye'de de Azerbaycan'da da bu potansiyel var. İlmi, entelektüel potansiyel var, maddi potansiyel var. Sinan Bey, az önce dedim yayına başlamamıştan önceki Çavuşoğlu ve Pompeo arasında bir telefon danışığı olup, ümumiyyətlə Amerika Birleşmiş Devletleri ile Türkiye arasında ara sıra bu cür gerginlikler yaranır. Necə düşünürsünüz, bu gerginlik de öz həllini tez bir zamanda tapacak mı? Tapmak mecburiyetindedir. Çünkü Trump'ın Rusya ile daha yakın ilişkileri vardı. Ama Biden yönetiminin Rusya ile ilişkileri biraz daha gergin geçecek. Böyle bir süreçte Çin'le ilişkileri daha gergin geçecek. Böyle bir süreçte bölgenin en büyük gücü, NATO'nun ikinci gücü, Türkiye'ye Amerika'nın ihtiyacı var. Irak'ta var, Suriye'de var, burada var. İran'la münasebetler körleştiğinde var. Dolayısıyla da
Türkiye gibi bir bölge ülkesiyle tamamen ilişkileri koparmak Amerikan da işine gelmeyecektir. Ben daha önce birkaç defa Türkiye'ye benzer ambargo uygulama girişimleri nasıl başarısız olduysa, bunun da bugün bir ambargo uyguluyorlar ama yarın kendileri gelecekler bu ambargoyu kaldırmaya. Çünkü Türkiye büyük bir ülkedir. Amerika da dahil olmak üzere bu bölgede bir iş yapmak istiyorsa Türkiye'yle razılaşmak zorundadır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün Azerbaycan halkına buradan selamlarımı, hürmetlerimi yolluyorum. Çok sağ olun. Böyle Real TV'nin birbaşa yayımında siyasi meseleler üzere expert, aynı zamanda Türkiye Beynəlxalq Əlaqələr ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin sədri Sinan Oğan'ı Real TV'ni izlemekte devam ediyor.